puan. Benim de zaten öngörüm %30 düzeyine çıkılabileceği şeklindeydi. %30 oranında açıklayacaklar bunu. Ve bu da tabii Ocak'tan itibaren uygulanacak. Bugünkü yani 22 bin lira düzeyinde ele alalım. Zaten İnşallah. Geçen Temmuz, hayır mevcut maaşları ortalama olarak 22 bin lira olarak ele alalım. 22 bin üzerinden zamalı alıp almayacağımız ki almayacakları kesin yani değil bugün, memurlar. Bugünkü verilen maaşların ortalamasını 22 bin lira olarak aldığımızda bile ki yani 1-2 ay önce açıklandı. Hemen ardı sıra gelen zamlarla zaten o köpük diyebileceğimiz artış çoktan memurların cebinden geri alınmış oldu. Şimdi de hükümet Ocak başı için sıkı pazarlık yapıyor. Yani neredeyse bu yılı pas geçelim. Evet, bu yıl yok sayalım. Bu yıl siz böyle idare edin, seçimden sonra bakalım diyecek. O aşamaya gelmiş. Yani nedir her sene zam istiyorsunuz? Yani hep öyle bir yaklaşıma sahipler. Yani bu 3 tane sendika, 4 tane büyük konfederasyon var kamu alanında. İşte şu yetkili sendika Memur Sen ve Memur Sen AK Parti iktidarından önce en küçük sendikayken AK Parti iktidarı döneminde hükümetin bu sendikaya üye olmayı teşvik etmesi, mecbur tutması nedeniyle şişti kamunun en büyük sendikası haline geldi. AK Parti iktidarından önce sadece Diyanet İş Kolu'nda örgütlüydüler. Hadi o anlaşılabilir. Bugün hepsinde onlar yetki sahibiler. Ve şimdi bu sendika tabii kurulduğu günden bugüne iktidarla yan yana hareket ediyor. Hatta iktidarın hamle yapmadığı yerde yapıyor. İktidarın memur masası. Yani tam olarak öyle hareket ediyor. Yani buna yani yandaş kuruluş bile demek aslında arada bir mesafe olduğuna işarettir. Bunlar arasında öyle bir mesafe bile kalmamış durumda. Çünkü hemen her dönem bu sendikanın başkanı AK Parti'den milletvekili oluyor. Yani o boyutta bir ilişki var aralarında. Bu sendika bile şu haliyle, açık sarı haliyle %70 talep ediyor 2024 için. İşte önce diyor ki şu ilk ayında 25, öbüründe 15, 10 falan. Hani her 2024'ün her 3 ayına bir en az 10, %10'luk bir zam talep ediyor. İlk 3 ay %35. %35 özür dilerim. %35 talep ediyor. İlk 3 ayda %35. Evet. Şimdi bu sendikanın ilk 3 ayda talep ettiği %35'in bile %10 altında hükümet bir yıllık teklif sunuyor. Yani 2024 yılı için. Evet. 2025 yılı için de yanlış bilmiyorsam %11 sunuyor. Doğru. 6 birinde 6 ikisinde. Evet. Değiştirmedi şimdi onu bile. Şimdi çok açık olan bir durum var. Yani hükümet bu %30'luk zammı hangi, %25'lik teklifi hangi veriye göre masaya getiriyor? Elinde Merkez Bankası'nın enflasyona dair güncellenmiş bir değerlendirmesi var. Daha bu yıl için diyor ki, biz rakamımızı güncelledik ve %58 yaptık enflasyon oranımızı. Ve 2024 başında bu %60'ın da üzerine çıkacak. Ve enflasyon ancak seçimden sonra 2024'ün 3. çeyreğinde inişe doğru geçebilir. Geçecek de demiyor bu arada. Geçebilir diyor. Yani tahminimiz %33 diyor. Biz burada evet, Merkez Bankası'nın verisini esas almak zorundayız. Ya Merkez Bankası'nın verisine göre bile 3'te 2 altında 25 düzeyinde teklif sunuyorlar. Ve bu teklif de bugün yürürlüğe girmeyecek. 2024'ün ocağında yürürlüğe girecek. Enflasyonun Merkez Bankası'na göre en çok yükseldiği tarih itibariyle yürürlüğe girecek. Şimdi uygulanmış olsa dahi belki yani enflasyon farkını vereceğiz. Geçen Temmuz Haziran ayından Enflasyon farkını vereceğiz. Onu diyor, onu zaması geliyor. Onun üstüne bir zamdan konuşuyor. Enflasyon farkını neye göre verecek ama? İkinci 6 aylık enflasyon farkına göre. Enflasyon hangi resmi kuruluşun açıklamasına göre verecek? TÜİK'e tabii. Arada çok büyük uçurum var. Çünkü ben Merkez Bankası'na o yüzden söylüyorum. Merkez Bankası kendisini bile revize ederek rakamını güncelledi. Tabii daha yukarıda yani, bir rakam evet, olacak evet. O ama o rakamı hani yasaya göre vermek zorunda. En azından şu açıkladığı rakam geçen Haziran-Temmuz'da ilan ettiği 22 bin liradan sonraki sürece dair enflasyon farkını giderecek bir şey olsaydı. En azından bu dönemi tabii, giderseydi. O acıyı yaşamasalardı. Yani, ya bu dönemi de telafi etmediler ki. O nedenle bir de 2024'ün ocağı itibariyle şu zam gelmiş olsa bile alım gücünün hangi seviyede olabileceğini şimdiden aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Tabii. Yani enflasyon farkının
aynı zamanda işte o alım gücüne olan etkisini de biz daha 2024'ün baş itibariyle kirada da göreceğiz, ulaşımda da göreceğiz, doğalgaz ve elektrikte de göreceğiz ve bir dolu kalemde göreceğiz. Dolayısıyla ben memurun yani memurun bu şekliyle 2024'ün başında %25, hadi hakem kurulunun etkisiyle %35'e ikna edilmiş olmasını, dolayısıyla kayıt dışı alana itilmek, suça yönlendirmek olduğunu düşünüyorum. Bu maaşlarla memurun hükümet, bu memurlar kendilerine reva görülen bu maaşla birkaç seçeneğe itiliyorlar. Bunlardan biri, kardeşim siz ek iş yapın seçeneği. Ek iş yapmaya mecbur ediliyorlar. Diyorlar ki hele hele karı kocadan biri çalışıyor da diğeri çalışmıyorsa yandın kardeşim sen. Mümkün değil. Bir kere onu söyleyeyim. Batıdan doğuya, şehirden kıra doğru göç başlar. İnsanlar bu maaşlarla yaşayamazlar. Daha dün bir arkadaş sohbetindeydim. İki kişi çalışmıyorsa yine İstanbul'da çalışan bir işçi arkadaşım. Eğer emekli yaşadıklarına da yararlanabilseydim köye dönecektim dedi. Tabii. Yani şehirlerden şeye doğuya doğru, batıdan doğuya doğru, kentlerden de köy merkezlerine doğru dönüş başlayacak. İkincisi, memurlar dediğim üzere ek iş yapmaya mecbur edecekler. Öğretmen mesai saatinden kısarak özel ders vermeye çalışacak. Doktor belki hastaneden kısarak efendim muayenehanesine gidecek, ek iş yapmaya çalışacak. Mecbur ya da memur mesai saatinin bitiminde taksicilik yapacak. Efendim gidip ek işlerle bütçesini doğrultmaya çalışacak. Yahut daha fenası var, suça itilecek. Suça itilecek. Sen bu şekliyle polise, bir polisin aldığı maaşla, kaç alıyor? 40 bin lira, 30 bin almıyor, 30 bin lira alıyorsun. Bir polisin aldığı maaşla 40 bin nerede? Bir kenara para koyup ev alma ihtimali var mı? Yok. Öğretmen 20 yılda oluyor, var mı? 30 yok. Yılda 400 öğretmen bin var mı? 400 yok. Bin alıyor. Yok. 400 bin alıyor. Eskiden ne oluyordu? Kooperatife oluyor giriyordu. Sendikası bir kooperatif yapıyordu, orada katılıyordu. Topraktan giriyordu. Yok öyle bir şey öyle şimdi. Tek maaşla iş şimdi yok. Polise ne diyorsun biliyor musun? Diyorsun ki sen benim trafik polisi misin? Trafik polisi misin? Alkollü araç kullanına göz yum diyorsun. Sen diyorsun ki suç mu işledi biri? Gözaltına mı alınacak? Alma diyorsun. Alma sen o işi hallet diyorsun. Savcı, hakim. Ya savcı hakim maaşı 50 bin lira olsun. 40-50 bin lira. Savcı hakim maaşıyla savcı İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan savcı Mecidiyeköy'de tutamaz ya. Mümkün değil öyle bir şey yok artık. Tamam. Nereye tutuyormuş? Nereye tutuyor? Tutsun ben alacağım ya. Var mı öyle bir şey? Hakim savcıya diyorsun ki sen dava açma diyorsun. Sen onu başka bir şekilde hallet ya. Hakime diyorsun ki sen karar verme, dosyanın arasına bir bak diyorsun. Gümrük bunun memuru yolunu açıyorsun. Sen buna tabii suça itiyorsun, evet, yani savcını suça itiyorsun, polisini suça, öğretmenini umma seviyesini düşürüyorsun. Sen,